Bu dönem arkadaşlar, değerli basın mensupları, ekranları başında bizleri takip eden kıymetli vatandaşlarımız hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyor. Toplantımıza göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Bugün 13 Nisan çarşamba. Hem Nisan ayını hem de Ramazan-ı Şerifi hemen hemen yarıladık. Tekrar tekrar hatırlatmayı bir görev addediyorum. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olarak müjdelediği üzere Ramazan ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde Cenab-ı Hak bizlere rahmetiyle mağfiretiyle muamele eylesin inşallah diye temenni de bulunmayı bir görev addediyorum. Muhterem arkadaşlar, ülkemiz her yönden kutuplaşma ortamına girmiş bulunuyor. Maalesef toplumsal kutuplaşmadan farklı olarak bir de ekonomik şartlar bakımından kutuplaşan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Ülkemiz şu an iki kutba ayrılmış durumda bu yönden. İki farklı toplum kesimi, iki farklı hayat sürdürenler var ülkemizde. Bir tarafta kamu kaynaklarından beslenen, birden fazla kurumdan maaş alan tuzu kurular, diğer tarafta ise yoksulluk sınırının 15 bini geçtiği bir dönemde 4 bin küsür lirayla ev geçindirmeye 650 liralık bursla günde bir öğün yemek yiyerek hayatta kalmaya çalışan masraflarını karşılayamadığı için okulu bırakmak zorunda olanlar gün be gün fiyatları artan temel tüketim maddelerine ulaşamayıp sofrasına tuz bile koyamayanlar var. Bir tarafta sırça köşklerine kapanıp köşkün içindeki Samimiyetsiz ve gerçek dışı fısıltılardan gayri seslere kuraklarını tıkayan iktidar ve iktidar yanlıları. Diğer tarafta ise her geçen gün artan hayat pahalılığı nedeniyle sesini iktidara duyurmaya çalışan geçim derdiyle boğuşan milyonlar var. Bir tarafta lüks, şatafat, gösteriş ve israf, diğer tarafta yoksulluk, fakirlik, açlık, sızlanma ve feryat var. Daha dün sadece altı ayda cari açığı kapatacaklarını vaat eden türküler söyleyerek iktidara gelenler, Türk lirasını pula çeviren Erdoğan iktidarının yol açtığı ekonomik yıkım sonunda insanımızın hayat kalitesini, yaşama sevincini her geçen gün törpülüyor maalesef. Enflasyonun üzerine benzin dökerek Türkiye'yi adeta bir yangın yerine çeviren iktidar ve ortakları ülkemizin büyüdüğünü söyleseler de Vatandaşın kursağına giren ekmek her geçen gün küçülüyor maalesef. İnsanlar her geçen gün biraz daha geriye giden bir yaşam kalitesine mahkum ediliyorlar. Geçinebilmek için yemek öğünlerini azaltanların sayısı bir istatistiğe göre yüzde elli virgül üç. Yani hemen hemen yarısı ülkenin yemek öğünlerini azaltmak mecburiyetini hissediyor. Vatandaşlarımızın yüzde otuz yani 32'si geçinebilmek için zaman zaman aç kaldıklarını ifade ediyorlar. Yüzde altmış bir virgül et yemeği bırakmış. Yüzde 57,9'u artık daha az çamaşır yıkıyor evde. Yüzde 62,5'i özel araçlarını kullanmayı bıraktığını söylüyor artık. Muhterem arkadaşlarımız, bu rakamlar hakikaten hepimizi derinden endişelendiriyor geleceğimizle ilgili olarak. Bu bapta bir de üniversiteli gençlerimize kulak verirsek durumun vehametini çok daha iyi anlarız, görürüz diye düşünüyorum. Bir üniversitesi, üniversiteli gencimiz şu satırlarla derdini anlatmış. Beslenmeyi iki öğüne düşürdüm. Genelde gece yatağa aç giriyorum. Yurt, binamız dağın başında ama yürüyerek gidip geliyorum. Her gün hazır içecek suyu alamayacağımdan musluk suyu kullanmayı klorlu su kullanmayı ihtiyat haline getirdim. Bir başka evladımız alışveriş yapmıyoruz. Dışarıda yemek yiyemiyoruz. Sadece yemiyoruz değil. Her yere yürüyerek gidiyoruz. Mümkün olduğu kadar yurttan dışarı çıkmıyoruz çünkü çıkarsak cebimizdeki para kendiliğinden uçuyor. Bir pantolon 300 lira olmuş. Kendimi hiç bu kadar mutsuz, depresif, yorgun hissetmemiştim hayatımda demiş. Bir başka gencimiz ise okul yemekhanesi dışında yemek alamıyorum. Hafta sonu kapalı olduğu için evde makarna bulgur ile geçiştiriyorum üç aydır yumurta yemedim demiş. Muhterem arkadaşlar bu ifadeler gösteriyor ki insanlar geçinebilmek için yiyecekleri yemekten kısmak mecburiyetinde kalıyorlar. İktidar ve ortakları kendi çevrelerinin nimetlerini büyütürken halkımız genelde geçinebilmek için porsiyonları küçültüyor ve daha da üzücü olanı artık artık bir öğünü gerektiğinde atlıyor. İşte bu tablo rekabetçi kur politikasının Türkiye'yi prangalarında prangalarından kurtaracağını ve Türkiye'de yeni kapılar açacağını söyleyen Sayın Erdoğan'ın eserinden başka bir şey değildir maalesef. Sadece ilk iki ayda cari açık geçen yıla oranla yüzde yüz seksen altı arttı. Yüzde yüz seksen altı. Enflasyon birkaç ay içinde azalacaktı. Yılın üçüncü ayında yani daha şimdiden yüzde altmış bire çıktı. Eylül ayı or Eylül ayında açıklanan orta vadeli programdaki dolar kuru ve enflasyon hedefini 6 ayda sollayan iktidar şimdi bize 2023 sonrasında Türkiye'yi bu krizden kurtaracağını vaat ediyor. Hiçbir hedefini tutturamayan iktidar her gün yeni bir tarih veriyor bize ne yazık ki. Beceriksizliklerini örtbas etmek için başvurdukları tek yol ve söylem mümkün olduğu kadar vade tarihini uzatmak. Aynı zamanda kıyas yapmaktan da geri durmuyorlar. Enflasyonun yalnız Türkiye'de değil, dünyada da genel bir sorun olduğunu tekrarlamayı alışkanlık haline getirdiler. Sadece bizde değil, tüm ülkelerde enflasyon var diyorlar. Ancak dünyanın hiçbir ülkesinde sadece bir senede enflasyonun böylesine hızlı arttığının kimsenin şahit olmadığını söylemekten de imtina ediyorlar. Bal gibi biliyorlar ki Türkiye o OECD ülkeler arasında enflasyon şampiyonu. Yani bir bakıma kalkınmış kabul ettikleri ve bir parçası haline gelmek istedikleri OECD ülkeleri arasında. Bu dönem arkadaşlarım Türkiye'ye en yakın ülke Litvanya'nın enflasyonu yüzde on iki. OECD ortalaması ise yüzde yedi virgül yedi. Türkiye %61'lik enflasyonla Estonya'yı 5'e OECD ortalamasını ise 8'e katlamış bulunuyor. Öyle biraz %5, 10, 50, 80 gibi değil. Estonya'yı 5'e OECD ortalamasını ise maalesef 8'e katlamış bulunuyor. Euro bölgesindeki enflasyon ortalaması sadece 5,9. Dünyanın her yerinde enflasyon olabilir, var. Ama dünyanın hiçbir yerinde bir yılda enflasyonun böylesine hızlı arttığı başka bir ülke yok. İktidardaki arkadaşlarımızın özellikle bunu duymalarını, bilmelerini, unutmamaları gerektiğini söylemek istiyorum. Dünyanın hiçbir yerinde sizin gibi gerçeklerle, matematikle, ekonomiyle bile isteye kavga edip ülkesini hiper enflasyona sürükleyen bir başka iktidar yok bunu bilmek mecburiyetindeler. Dünyanın hiçbir yerinde 20 yıl boyunca iktidarda kalıp krizin sorumlusu başkalarıymış gibi suçu rakiplerine atan ve daha yeni başlıyoruz bu işi çözeceğiz diyen pişkin bir iktidar da yok. Çok rahat. Yeni başlıyoruz diyor. Hem de bir bakan. 20 yıllık bir tecrübeden sonra şimdi çözme noktasında gelebildik diyorlar. Allah akıl fikir versin. Dünyanın hiçbir yerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı'na benzer bir yönetim anlayışı olmadığı gibi bizdeki gibi yüksek enflasyona da rastlanmıyor haliyle. Muhterem arkadaşlar, iktidarın anlattığı masallar ve kurduğu hayaller ile gerçekte yaşattığı hayatlar arasında uçurum var desek kesinlikle abartmış olmayız. Hem de büyük bir uçurum var. Hayalde ekonomisi en güçlü on ülke arasına girecektik gerçekte enflasyonu en yüksek 10 ülke arasına girdik. Bir onunculuk var. Hayalde tek haneli işsizlik ve enflasyon rakamları olacaktı. Gerçekte üç haneli enflasyon rakamları ve her geçen gün sayıları artan işsizler ordusu ile karşı karşıyayız hayalde iyiler arasındaki ligde zirvede yer almak vadi vardı. Gerçekte olumsuz istatistikler ve sıralamalar listesinde hep zirvede bulunduk. İyilerin değil, perişanların zirvesinde. Önünde değil ama arkasında aslında. Enflasyon 20 yılın zirvesinde şu anda. Zamlar yine 20, yıl, 20 yılın zirvesinde, cari açık maalesef o da 20 yılın zirvesinde, dış borçlar ve faiz ödemeleri de bugünkü iktidarın sayesinde 20 yılın zirvesinde maalesef. Onun için iktidara seslenme ihtiyacını duyuyoruz. Gelin bu işi bu zirvede bırak. Daha da feci manzaralarla ülkemizi karşılaştırmayın. Gelin daha fazla zorlamayın. Çünkü bu zirvenin sonu uçurum ve felakettir. Hem millet hem de sizin için bu felaket. Muhterem arkadaşlar şu sıralar seçimlere daha bir yıldan fazla bir zaman olmasına rağmen bir adaylık tartışması sürüp gidiyor. Aday şu mu olacak bu mu olacak? Neden? Problemlerin zirveye çıktığı bu dönüm, dönemde dikkatleri başka bir tarafa çekebilmek için, gerçeklerin üstünü örtebilmek için başka hiçbir sebep yok. Türkiye çok seçim geçirdi ama bugünkü gibi sadece adaylar üzerinde durulan bir seçime hiç rastlamadık. Onun için biz diyoruz ki adayın isminin açıklanmasına daha zaman var. Ama nasıl bir aday olmalı derseniz işte burada bizim bir takım kriterlerimiz var. Aday bu kriterlere uygun bir isim olarak belirlenmeli ve belirlenecek inşallah bu dönemde. Biz kutuplaştırıcı değil, kucaklayıcı bir aday istiyoruz. Ayrıştırıcı değil, birleştirici, ötekileştirici değil, uzlaştırıcı bir aday istiyoruz. Kuvveti değil, hakkı ve adaleti üstün tutan bir adayın peşindeyiz. Menfaati değil, hizmeti esas alan kapısını herkese açık tutan kesinlikle partizanlık yapmayan bir aday istiyor. Ben ne istersem yaparım demeyen istişareye her zaman önem veren bir aday istiyoruz. Asla emanete ihanet etmeyen bir aday istiyoruz. Devletin hazinesine yetim malına hakkına sahip çıkar gibi sahip çıkacak, çalmayacak, çaldırmayacak bir aday istiyoruz. İhalelerde şeffaf, denetlemede son derece titiz olacak bir aday istiyoruz. Farklı fikir ve düşüncelere itibar edecek, hoşuna git giden değil gitmese dahi doğru olanı yapmayı bir erdem olarak gören aday istiyoruz. Çevrenin, tarihin, sahillerin, yeşil alanların talan edilmesine müsaade etmeyecek bir aday istiyoruz. Kriterlerimiz biraz fazla belki. Ama bunlardan bir tanesinin bile eksikliği ülkemizin belli yönlerden tahrip olmasına vesile olur endişesini taşıdığımız için bu detayı sizlere arz etmeyi insanımıza arz etmeyi bir görev olarak addediyorum. Muhterem arkadaşlar biz biliyoruz ki ülkemiz ancak bu kriterlere sahip çıkan kişiler tarafından bugün içine sürüklendiği problemlerden kurtulabilir. Herkes normalleşmeden bahsediyor. Ülke eğer bu kriterlere riayet eden bir yönetim iş başına gelirse emin olun tahminimizden daha kısa bir zamanda normalleşir. Yoksa normalleşme sadece bir slogan olarak kalır dilimizde. Onun için biz şahısların değil, ilkelerin mücadelesini vermeyi her zaman tercih ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Bizim derdimiz şahısları değiştirmek değil, prensip olarak. Bizim derdimiz bozulan düzeni değiştirmek. Yoksa sistem aynen devam ettikten sonra Ahmet gitmiş, Mehmet gelmiş, A partisi gitmiş, B partisi gelmiş, hiçbir mana ifade etmez. Biz bundan dolayı kişilerin değil, sistemin alternatifiyiz. Bunun bilinmesini özellikle istiyoruz. Bu süreçte kişiler, partiler üzerinden değil, bunun için ilkeler üzerinden bu çalışmaları yürütüyoruz ve yürütmeye de devam ediyoruz. Kimse merak etmesin, bu ülke için en doğru kararları almaya gayret edip, en güzel adımları da birlikte atacağız inşallah. Bu dönem arkadaşlarım bugün içinde yaşadığımız bu şartlara kısaca bazı misallerle değindikten sonra müsaadenizle dış politikaya da bir atıfta bulunmayı arzu ediyorum. Şu sıralarda hala biliyorum ki Rusya'nın işgali bir numaralı mesele. Ama çok konuşuldu. Biraz da kendi dostlarımız olan ülkelerin durumuyla ilgili konularda fikirlerimi arz etmek istiyorum. Pakistan'da son yaşanan gelişmeler önce bizleri biraz endişeye sevk etti. Ancak bir toparlanma dönemine girdiği gözüküyor. Mahkemeler çalışıyor. Sistem işliyor. Ve parlamentoda yapılan güven oylaması sonucu Başbakan İmran Han ve hükümeti bu sebeple düştü ve yerine Şahbaz Şerif hükümeti geldi. Bunun Pakistan için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Belli bir süreçte kim iş başına gelirse gelsin Pakistan'ın yararına politikalar izleyecek bir hükümet olması temennimiz bizim. Biz ülkeyle dostuz. İktidarlar değişebilir. Farklı partiler iş başına gelir veya kaybeder, muhalif gelebilir. Kim gelirse gelsin, kim giderse gitsin, bizim için Pakistan en çok kıymet verdiğimiz yıllardır. Farklı partiler olduğu zamanda da ülkelerin neredeyse başında geliyor desek hata etmiş olmayız. Bizim için önemli olan dost ve kardeş Pakistan'ın barış, huzur ve istikrar içinde olmasıdır. Umarız ve dileriz ki bu yaşananlar D8'in önemli bir üyesi olan Pakistan'ın sorunlarını aşmasına, geleceğe daha güvenle bakmasına, hem bölgesinde hem de dünyada barışın inşasına katkı sunmaya devam etmesine vesile olsun. Bu sözlerle toplantıyı tamamlıyorum. Basın toplantısını sorusu olan varsa cevaplamaya çalışacağım. Buyur. Evet. muhabir Alper İnanç. Evet. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon için sürekli e, salgın, savaş, stokçular ve mevsim şartları demişti. Bu enflasyon balonunu söndürmeyi ümit ediyor. E, ümit ediyoruz diyor iktidar. Yani bir ümit üzerine plan ve çalışmalar yapıyorlar. Bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Ümit güzel bir şey. Ama doğru adım atmazsan hiçbir işe yaramaz bugüne kadar uyguladıkları bütün politikalar ülkeyi, ülkeyi bu hale getirdi. Politikalarında bir değişiklik görmüyoruz ki. Biraz önce söyledim. Yani bir taraftan kendilerine yakın olan 3-5 yerden geçim sıkıntısı çekmesin diye maaş alanlar var. Yani düşünün Geçim sıkıntısı çekmemesi için 3-5 yerden maaş almayı bir hak olarak görüyor. Vermeyi de bir hak olarak görüyor. Ama öbür tarafta yiyecek bulamayan, çöpten ekmek toplayanın derdini kendine bir türlü dert etmiyor. İsraf hala devam ediyor. Yolsuzluk hala devam ediyor. Rüşvet hala devam ediyor. Partizanlık hala devam ediyor. İşin ehlini değil. Kendisine yakın olanını arıyor. İşi yola çıktıkları zaman yanlarında bulunan insanlara bir bakın. Şimdikileri bir bakın. Neredeler? Çoğunluk terk etti gitti. Çünkü işin artık bundan sonra yürüyemeyeceğini bu haliyle görüyorlar. Onun için ümit etmek, hayal etmek güzel bir şey de doğru adım atmak daha da güzel bir şey. Ve maalesef iktidar Sayın Erdoğan bu yönde hiçbir tavır değişikliğine girmedi. İnadım inat diyor. O söyledikleri de sadece hayal olur o zaman. Gerçekleşmez. Efendim, Cemal Kaşıkçı davası devam ediyor. Suudi Arabistan'ın davayı bize devredin talebine Cumhurbaşkanı sert sözlerle karşı çıkmıştı. Dava Türk mahkemelerinde görülecek demişti. Ama ama dava Suudilere devredildi. Ne oldu ne oldu da devredildi? Nasıl değerlendiriyorsunuz dava dosyasının devredilmesini? Sizce siteme evet, sebebi nedir? Yani bir suç nerede işlenmişse Oradaki mahkemeler tarafından görülür. Karara bağlanır. Deliller burada. Başlangıçtaki tavır aslında doğruydu. Ama maalesef politik yaklaşımlar ve çıkarlar adaletle farklı tavırların sergilenmesine vesile oldu. Bunu bir zaruret olarak gördü ama yapacak da hiçbir şey yok şu anda. Efendim son olarak e, asgari ücretlinin emeklinin arazan beklentisi var. E, bir de emeklinin emekli ikramiyeleri şu an 1100 lira. Hala güncellenmedi. Evet. Bayram öncesi emeklinin beklentisi asgari ücret olması ümidini taşıyor. Siz muhalefet olarak bu konudaki beklentileriniz yani... veya Saadet Partisi olarak... Bizim buradaki görüşümüz şu andaki ücretlerin belirlenme usulü bile yanlış. Sürekli olarak toplu sözleşmeler açlık sınırı üzerinde çevresinde yapılıyor. Yani açlık sınırının biraz altında mı biraz üstünde mi ne fark eder ki aradan birkaç ay geçtikten sonra açlık sınırının biraz üstünde vermişseniz açlık sınırı birkaç ay sonra değişiyor, alınan ücret onun altında kalıyor. Bir defa bu mantık yanlış, tekrar tekrar söylüyoruz. Ha, gelinen verilecek ikramiyeye gelince en azından şu Ramazan Bayramı'nda insanları biraz sevindirecek rakamları ortaya atarlarsa o elbette memnuniyet verici olur. En azından. bin lirayla şimdi bir şey halledilme zaten bin lira çok önce tespit edilmiş bir rakamdı. Bugün artık o rakamın gündemde bile olmaması icap eder. Yani hakikaten sevindirmek istiyorlarsa vatandaşı yani bir maaş ikramiye gibi bir ikramiye vermeleri daha mantıklı olur. Bakalım bekleyip göreceğiz. Evet teşekkür ediyorum. Başka sorusu olan yok. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum inşallah.